İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar Üstad. Hoş geldin. Hoş bulduk. Üstad. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok iyiyiz. Yani bugün gerçekten bence bugüne kadar yaptığımız bağış kampanyaları içerisinde belki de en çok heyecanlandıklarımızdan bir tanesi bu olsa gerek. Turizm İnşallah. Akademisi'nin yani önünde muhteşem bir proje. Evet. Siz ve sizin gibi de duyarlı turizm büyükleri ve profesyoneller de Estağfurullah. işin içinde olunca sevinmeme geldi değil. Ne mutlu. İnşallah keyifli bir akşam olur. Güzel katılımcılar ve destekçiler olur. Çünkü çok kutsal bir şey yapıyorsunuz, pardon. Hepimiz biliyoruz, Antakya'da, Hatay'da geçen yıl bir orman yangını yaşadık. Çok üzücü bir olaydı. Şimdi bu orman yangının arkasından sizin de önderliğinizde yeniden bir orman oluşturulması fikri gerçekten çok güzel. Güzel bir proje. Ben de naçizane elimden geldiğince destek olmak isterim. İnşallah bugün canlı yayına katılan kıymetli dostlar da destekçi olurlar. Ve biz de çorbada küçük bir tuzumuz olur. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Sizler de öyle. Nuri Çorbacıoğlu kimdir? Muhakkak ki yayına katılanlar hem bu taraftan hem sizin tarafınızdan tanıyorlar ama belki de misafir olarak katılanlar tanımak isteyecektir. O yüzden ben bir onu öğrenmek isterim. Tabii Yayında ki. katılanlar acaba adına, izleyiciler adına. Ben eski bir öğretmenim aslında. Tarih coğrafya öğretmeniyim. Yeni bir turizmciyim işin doğrusu. Ama hep fotoğrafçıydım. Fotoğraf benim için öğrenciliğimden bu tarafa devam eden keyifli bir hobiydi. Ne mutlu, şanslıyım ki ben hobimi işe dönüştürdüm. Bunun içerisinde de biraz turizm de oldu. Çünkü ben fotoğraf turları yapıyorum. Fotoğraf çektirme turları yapıyorum ya da doğrusu. Benim gittiğim yerlere, fotoğraf çektiğim yerlere gelmek isteyen dostlarla birlikte gidiyoruz. Hobisi fotoğraf olan dostlarla birlikte gidiyoruz. Hem iyi fotoğraflar ortaya koymaya çalışıyoruz hem de hikayeler biriktiriyoruz. Tabii bu kimlik beni, yani fotoğrafçı kimliği ve serde yer alan tarih coğrafya öğretmenliği beni bir keşfe de sürüklüyor. Gittiğim yerlerde yeni hikayeler, yeni görseller, yeni olaylar katmak, bulmak, bunları insanlarla tanıştırmak, naçizane turizme kazandırmak, bir katma değer oluşturmak, orada bir sistem oluşturmak benim için gerçekten mutluluk verici oluyor. Böyle bir şeyle, misyonla üretmeye, çalışmaya çalışıyorum. Dediğim gibi aslında öğretmenim. Şimdi ara verdim öğretmenliğe bir süre. Tamamen artık fotoğraf ve fotoğraf turizmi yapıyorum. Ama benim diplomam öğretmenlik, belki gün gelir yine devam ederim. Fakat hobim fotoğraf, hobim ölünceye kadar inşallah devam edecek. Az önce de söylediğim gibi şanslıyım ki ben hobimi bir işe dönüştürdüm. Aslında iş bile değil, bu benim en keyif aldığım ve uğraşım. Bununla beraber dostlar da geliyor. İşte birazcık turizmi de öğrenmiş olduk. Ve böylelikle ortaya bir turizm unsuru da çıktı. Fotoğraf turizmi. Tabii son dönemde özellikle Instagram'la beraber fotoğrafın bilinirliği, yaygınlığı daha da arttı. İnsanlar artık fotoğraf çekilmek için de turizm yapıyorlar. Siz daha iyi biliyorsunuz, sektörün içindesiniz benim. Ben yeni bir turizmciyim ama işte gittiğim birçok yerdeki ustalar, eski rehber abilerimiz, ablalarımız diyorlar ki eskiden tabii daha entelektüel bir turizm kitlesi vardı. Şimdi fotoğraf çekilmek istiyorlar diyor. Mesela işte Kapadokya'da at çiftliğine gidiyorsunuz. Diyor ki eskiden atlı safariye gelir, vadileri atla dolaşmak ister. Böyle bir kitle vardı. Şimdi sadece selfie yapıp Instagram'a atma durumunda diyor. Tabii bu biraz üzücü bir gerçek. Ama böyle artık insanlar kendi sosyal medyaları için biraz dolaşıyorlar. Kendi sosyal medyalarına görsel oluşturmak için biraz dolaşıyorlar. Bu da benim kendi alanımda yaptığım bir uzmanlık. Ben fotoğraf turları yapıyorum. Muhteşem. Yani aslında tevazu yapıyorsunuz. Tevazu Estağfurullah. gösteriyorsunuz. Çünkü profesyonel bir turizmci olduğunuzu da biliyoruz. O Evet. fotoğrafların geçen haftalarda Go Turkey sayfasında yayınlandığını gördük ve bence Evet. ülkesel anlamda siz aslında Türkiye'yi tanıtıyorsunuz ve muhteşem bir şey. Yani şöyle, benim o anlamda iki projem var aslında.
Ben hep bunu savundum. Türkiye gerçekten fotoğraf cenneti. Dünyada her zaman böyle en çok tercih edilen 5 ülke arasında fotoğraf çekmek açısından. İşte Vietnam'ı biliriz, Küba'yı biliriz, Çin'i biliriz ama Türkiye'de inanılmaz fotoğraf cenneti. Dolayısıyla ben istiyorum ki incoming yapalım. Dünyadaki fotoğrafçıları buraya çekelim. Çünkü fotoğrafın gücüyle de gelen fotoğrafçıların iyi görseller ürettiklerinde yaptıkları reklamla da ülke tanıtımına katkı sağlamış oluruz. Onun için ben incoming yapmak için Kapadokya Photo Tours adında bir marka oluşturdum. Burada özellikle Avrupalı, Amerikalı fotoğrafçıları Kayseri, Kapadokya, Tuzgölü özelinde tüm Türkiye'ye fotoğraf turları düzenlemek için. Sonrasında yine bir eski asistanım da şimdi ortağım oldu. Onunla bir proje başlattık. Türkiye'nin fotoğraf maceraları, Türkiye Photo Adventure. Orada da Türkiye'nin önde gelen fotoğrafçılarıyla işte Coşkun Aral, Mustafa Seven, İzzet Keribar gibi önemli fotoğrafçılarla Türkiye'nin fotoğraf maceralarını dünyaya anlatalım, duyuralım ve turlar yapalım diye bir yola çıktık. Şu an tabii kuluçka dönemi, malum pandemi hepimizi çok yordu. Ama ben ümitliyim, yakın zamanda geçecek ve biz şu an kuluçka dönemini ne kadar faydalı geçirirsek çıktığında da o kadar güzel olacak. Fotoğraf gerçekten bu anlamda çok kıymetli. Gelen misafirler ne kadar iyi fotoğraf çekerlerse gittiklerinde ülkenin reklamını da o kadar iyi yapmış olacaklar. Bize de böyle bir misyon oluşmuş oldu. Dolayısıyla inşallah Türkiye'yi fotoğraf kanalıyla iyi bir yerlere getirmeye çalışırız, tanıtımlar yaparız. Yani yakından da takip ederek Nuri Çorbacıoğlu'nun yaptığı Çok teşekkür ederim. paylaşımlar, çektiği fotoğraflar, yayınladığı videolar heyecanlandırıyor, etkiliyor. Ve bunlar ciddi anlamda turizm olarak geri dönecek Evet. gibi gözüküyor. Muhakkak. Yani şöyle şimdi mesela yıl kartları son dönemde birkaç yıldır çok Evet. gündemde ama 10 yıldır ben orayı fotoğraflıyordum ilk defa. Böyle arkadaşlarımı götürdüm. Onlar bir grup gelmek istediler. Ben öyle bulaştım turizme. Ben her zaman söylüyorum turizmin mekteplisi değilim. Fotoğrafın da mekteplisi değilim aslında ama ben öğretmenken de öğrencilerime hep söylüyordum. Buradan da genç arkadaşlara söylemiş olayım. Benim her zaman hayat görüşüm şu. İlgi varsa bilgi geliyor. Yani bir konuya ilgi duyuyorsanız onunla ilgili bilgiye her şekilde ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir mazeret yok. YouTube'dan da öğrenebiliyorsunuz. Gidip ustasını da bulabiliyorsunuz. Üzerine çalışabiliyorsunuz da. Dolayısıyla bir konuya ilgi duymak en önemlisi. Yani yaptığınız işe özellikle ilgi duymak. Bilgi bir şekilde öğreniliyor artık. Hele bu çağda bilgiye ulaşmak çok kolay. Fotoğraf ve turizm de benim ilgi alanımdı. Çünkü insanları mutlu ediyorsunuz. Seviyorum insanları mutlu etmeyi. Ben fotoğraf turları yaparken insanlar şöyle bir teklifle gelmişlerdi. İşte hocam görüyoruz sizi takip ediyoruz. Çok keyifli yerlere gidiyorsunuz. Çok iyi yemekler yiyorsunuz. Göründüğü gibi ben Kapadokya'ya Kayseri'ye pardon geldikten sonra 30 kilo aldım. Aslında Denizliyim. Yaklaşık 15 yıldır Kayseri'deyim. Dediler ki insanlar evet biz fotoğrafçı değiliz ama sizin gittiğiniz yerleri, sizin yediğiniz yemekleri yemek istiyoruz. Böylelikle bir keşif ve gastronomi turları da birazcık işin içerisine girdi. Yani doğrudan fotoğraf çekmeyen ama gittiğimiz yerleri beraber keşfetmek isteyen, beraber yemek yemek isteyenler. Bu böyle gidiyor. Hani birisi de bir başka konuyu çağırıyor. İçinde oldukça devam ediyor. Ama ben en güzel bu işi çok keyifle yapıyorum. Yani insanları mutlu etmeyi, misafir etmeyi çok keyifle yapıyorum. O da sonrasında zaten güzellik getiriyor. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Sana da çok söz vermedim. Çok pardon. Kesinlikle. Tabii fotoğraf turizmi kritik de bir şey. Çünkü bizim dışımızda gelişen o kadar şey oluyor ki işte bugün de bir misafirlerim vardı anlattım. Mesela yıldız pozlama atölyesi yapıyoruz Kapadokya'da. Gece hava karanlık ama bulut çöküyor. Hiç yıldız göremiyorsunuz. Yıldız pozlayamıyorsunuz. Sabah yatalım yıl kat şey balona gideriz diyoruz. Sabah uyanıyoruz balonlar kalkmıyor. İşte çömlekçiye gideceğiz ışık yok. Bir atmosfer olmuyor. Atlara gidiyoruz. Gün batımı yok. Hava çok kötü. Yağmur yağmış. Toz çıkmıyor falan. Ama yine de insanları mutlu göndermek için gayret ediyorsunuz. Çünkü sizden kaynaklı bir şey değil. Hava muhalefeti her zaman olabilir. Hele bu işlerde yani fotoğraf turlarında çok daha önemli. Ama siz orada samimiyetinizi ortaya koyarsanız, iyi niyetinizi ortaya koyarsanız, diyorsunuz ki bugün olmadı ama bir dahakine misafirim olun lütfen
tur gibi düşünmeyin. Gelin misafirim olun diyorsunuz ve mutlu yolcu ediyorsunuz. Bir daha yine geliyor o misafirler. Dolayısıyla biz elimizden geleni yapalım insanları mutlu etmek için. Çünkü tatil yapıyor insanlar. Yani orada bir para harcamak ve mutlu olmak amacıyla geliyor. Dolayısıyla bizim vazifemiz de bu. En iyisini yapmak bizim boynumuzun borcu. Kesinlikle çok Tamam. doğru söylüyorsunuz. İnsanların memnun olması çok önemli. Sonuçta Türkiye'ye neden geliyorlar? Neden böyle bir tur talebinde bulunuyorlar? Muhakkak ki psikolojik olarak da kendilerini iyi hissetmeleri gerekecek. Eğer onu sağlayamazsak yaptığımız hiçbir şeyin bir anlamı yok. Ama sizler onu sağlayabilmek adına belki saatlerce bir noktada güneşin altında, yağmurun altında o fotoğrafı çekmek için uğraşıyorsunuz. O yüzden de yaptıklarınız takdire şayan. Siz ve sizin gibi bütün Estağfurullah. profesyonel fotoğrafçılar için konuştum bunu. Ya hepimiz kutsal bir şey yapıyoruz. İnsanları mutlu ediyoruz. Bunun da hakkını vermek lazım. Yani bir iş yapıyorsanız, karşılığında bir para kazanıyorsanız, bütün paydaşlarınız bundan bir para kazanmalı ya da mutlu olmalı. Aynı şekilde katılımcılar da verdiğiniz sözü yerine getiriliyor olduğunu görmeli. Özellikle biliyorsunuz Avrupalı ve Amerikalı da bu çok hassas bir konu. Japonlar da çok hassas bir konu. Siz onlara bir rota verdiyseniz muhakkak uymanız gerekiyor. Yani sonradan fikir değiştirdiğinizde mutsuz oluyorlar. O anlamda çok net olmalı. Taahhüt ettiğiniz her şeyde ne pahasına olursa olsun zarar da ediyorsanız o zaman için gerçekleştirmeli. Çünkü taahhüt etmişsiniz. Arkasında durmak gerekiyor. Ben de kesinlikle görüşlerinize katılıyorum. Bu arada yayına yeni katılanlar için de tekrar hoş geldiniz diyeyim. İyi akşamlar hepiniz. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam Nuri Bey ile beraber muhteşem bir yayın gerçekleştiriyoruz. Tabii ki Estağfurullah. de turizmi, doğayı tanıyacağız. Ama bugün bizim mottomuz, bugünkü amacımız turizm ormanı projesine destek vermek. Seden Ne hocamızın da mutlu. aşağıda yazdığı gibi ve ben de onu başa tutturdum hemen. Biz bu Çok akşam güzel. elimizden geldiğince destek olabildiğimiz kadar turizm ormanına bağış yapalım diye düşündük. 20 Burada lira gibi cüzi bir şey. Yani evet kesinlikle. 20 liraya 2 tane fidan bağışında yapabiliyorlar. 20-26'ya turizm ormanı yazıp büyük harflerle göndererekten böyle muhteşem bir durumun içinde böyle muhteşem bir paydaşların içerisinde var olabiliyorlar. O yüzden Ne mutlu. yayına gelen şu an bütün dostlara hem sizin tarafınızdan hem de Tuvader hesabından bu Hatay'da yanan ciğerlerimizi her ne kadar geriye getiremeyecek de olsak en azından ilerleyen yıllar için gri betondan, gri şehirlerden kurtulmak adına ve kaybolan canları geri getiremesek de, kaybolan ağaçları geri getiremesek de bir şeylerin telafisini yapabilmek adına turizm ormanı projesine destek vermelerini bekliyoruz. Ve yine Mutlu bir oluruz. bilgi daha vereyim. Aşağıda tabii zaten yazıyoruz. Kredi kartıyla bağış yapanlar fidan sertifikası da alabiliyor. Bunun için de yapılması gereken yine çok basit. turizmormanı.tuader.org. Buraya girerekten bu web sitesinden kredi kartıyla ödeme yaptığınız takdirde isminize bir sertifika hazırlıyor ve muhteşem bir sertifika. Aşağıda paydaşların ismi yazıyor. İşte bütün birlikler, federasyonlar tabii ki TUADER'in öncülüğünde, Turizm Ya Akademisyenleri tabii Derneği'nin ki öncülüğünde, bunlar çok bütün değerli diğer şeyler. turizm Hani meslek çok kollarının olduğu muhteşem bir sertifikanın da sahibi oluyoruz. Ben şahsen artık böyle fırsat buldukça 3 fidan, 5 fidan, 2 fidan bağışlıyorum ve yakın dostlarıma, arkadaşlarıma da şu süre çerçevesinde doğum günü hediyesi olarak fidan armağan ediyorum. Ne güzel, ne mutlu. Yani birçok şey söylenebilir ama atalarımız zaten çok güzel bir şey söylemişler. Dikili ağacın olsun demişler. Gerçekten dikili ağacınızın olması bu dünyada başka bir şey. Yani ben iki şeyden çok mutlu oluyorum. At sahibi olmak ve ağaç sahibi olmak. Gerçekten öyle. Yani bunun verdiği mutluluk dünyada başka hiçbir şeyde yok. Yani birçok Muhteşem şeye sahip fotoğraflar. olabilirsiniz. Fotoğraflar Efendim? muhteşem. Yani Teşekkür o ederim. atlarla olan fotoğraflar ve videolara ben bayılıyorum. Ve en sonki galiba videolardan bir tanesi 600 bin görüntülenmişti. Doğru mu? Tuz Gölü, Evet, şu anda bir Tuz
Tuz Gölü müthiş bir yer biliyorsunuz. Bir taraftan Konya tarafından, bir taraftan Ankara tarafından. İnanılmaz bir yani Japonya oraya akın ediyorlar. Ama biz onu çok değerlendiremiyoruz. Ben de özellikle orayı yeni destinasyon olarak eklemeye çalışıyorum. Şimdi fırsatım olursa oraya yeni atlar da biraz daha at da götüreceğim. Belki beyaz bisikletler falan böyle birkaç kurgu daha orada yapmak istiyorum. Müthiş bir görsel zaten. Hani ülkenin o kadar zengin ki her bir yere ayrı bir tanıtımda kullanılacak. Onun için hikayeyi biraz kovalamak gerekiyor. Yani özellikle fotoğraf turlarında daha önce yapılmamışları. Biz Tuz Gölü'nde mesela balerini götürüp Tuz Gölü balesi yapmıştık. Müthiş bir görsel şölendi. Orada gün batımında bale şovu yapmıştık ve fotoğraflamıştık. Çok çok keyifliydi. Bunun gibi her yerde aslında konu var. Ülkemiz o kadar zengin ki işte bunu Semazen'le de yapabilirsiniz. İşte bunu Konya tarafında, Cihanbeyli tarafında flamingolarla daha da güçlendirebilirsiniz. Yeter ki siz o ürünü ortaya çıkarın, o görselliği ortaya çıkarın ve doğru kitleyi bulun. Bundan keyif alacak kitleyi bulun. Sonrası geliyor zaten. İnsanlar sizden bunu talep ediyorlar. İşte bugün yıl kartlarına artık Roma şey pardon Ukraynalı gruplar geliyor ki her hafta 100 kişi geliyor. Ne mutluluk verici. Diyorlar ki Kayseri Kapadokya programımızda bizi en çok etkileyen balonlar ve atlardı. Ben çok mutlu oluyorum böyle bir oluşumun içerisinde olmaktan. Tabii ki mutluluk verici yeni ürünler ortaya koymak ama ülkemizde her yerde bir konu var. Yani her şehirde az bilinen, herkesin dikkatini çekebilecek bir konu var. Sadece biz o konuyu biraz bulup, biraz düzenleyip, turizme onu uyarlayıp destinasyon İbrahim, kesildi mi görüntü? Pardon. Ben de ara ara takılma oluyor. Acaba internetle mi Evet. alakalı diye düşünüyorum ama bir de Bir bak. yayındakilere sorayım. Yayın nasıl? Netliği iyi midir? Aşağıdan yorumları yazarsanız çok memnun olurum. Wi-Fi'yi ben tamamen şeyden bağlanıyorum Türkcell'de. Sanki. Çok kuvvetli muhtemel Wi-Fi'den dolayıydı ama şu an Tamam. çok net. Evet, şu an Tamam. düzeldi. Evet. Peki. Şu an daha iyi. Bu arada lafınızı balla Estağfurullah. keseyim. Bağış yapanlar Seden Doğan Hanım'ın hesabına ekran görüntüsü gönderebilirler ise ben de memnuniyetle Seden Hocam'la şu an koordinasyon içerisindeyim, iletişim halindeyim. Buradan bağış yapan dostlara naçizane en azından bir teşekkür etmek istiyorum. Kayhan Evet. Yüksel, Ganime Yurdusay, Nehir ve Neptün Doğan bağış yapan isimler Seden Doğan Yanıtı. Hocamızdan buna gelen bilgi. Bağış yapan dostlara elimizden geldiğince buradan okumaya devam edeceğim. Buyurun üstadım. Estağfurullah. Valla hani kampanya çok güzel. Benim onun üzerine söyleyecek çok bir sözüm yok ama bence şeyi de başlatalım hocam oraya. Ağaçlandırma başladıktan sonra her bahar bir buluşma yapalım orada. Turizmciler buluşması yapalım bu ormanda. İşte yıllık bakımlarını yapalım ağaçların. Çevre temizliğini yapalım. Sonra bir keyifli orada belki kamp yapılabilir. Belki bir buluşma yapılabilir. Ama o ormanı yapıp bırakmayalım. Her yılda ziyarete gidelim. İşte gidelim orada turizmciler bir arada etkinlikler yapalım. Beyin jimnastiği yapalım. Sohbetler edelim. Kesinlikle çok güzel fikir. Eminim ki Muharrem hocamız bu konuda bir planlaması vardır. Ben inanıyorum. Ben Çünkü bu Kayseri'den kadar sucukları getiririm arkadaşlar. Aa, Yani çok güzel olur. Çok orada memnun olurum. sucuk partisi yapalım. Ama tabii güzel kutsal bir iş ağaçlandırma. Bunun sürdürülebilir olduğunu ve ortaya çıkan turizm ormanını görmek, hissetmek, gurur duymak, daha çok kitleye ulaşmak için bence her yıl orada buluşalım. Siz tarih koyun. Belki baharı orada karşılayalım. Ama gidelim ağaçlarımızı ziyaret edelim. Yıllık bakımlarını yapalım. Orada hasbihal edelim. Beraber sohbet edelim. Üzerine konuşalım. Bilgi alışverişi yapalım. Her şey yapılabilir ama buluşma noktamız bence orası olsun. Sizden böyle bir organizasyon rica edelim. Ben de sucuk sözünü veriyorum. Sucukları da ben Kayseri'den kapıp geleyim inşallah. Çok güzel olur. Umarım bunu Evet. gerçekleştiririz. Hedef var Duaren. mı hocam burada? İbrahim bir
yıl sonunda Yani işte şu kadar hedefimiz var, bu kadar durumda şu anki ile ilgili. şu an bağış için biz kendi aramızda öyle bir laf içinde, yani söz içerisinde bir hedef Evet. belirledik ama toplamda 100 bin hedef diye, 100 bin diye biliyorum. Sedon Hocam aşağıdan bu konuda beni Evet. güncelleyecektir. Evet. Evet, bu arada aşağıdan yorumlar da 100 bin. geldi. Evet. Doğru. Yanlış bir 100 bin. bilgi vermek istemedim. 100 Ne güzel bin hocam. Çok hedefimiz mutlu. var Şu ve an Seden hocam kaçtayız? Seden Hocam onu da hemen aşağıdan Evet. sistemden görebiliyorsa verecek. Bu arada Kübra Hacı Hasanoğlu ve Dürdane Hanım, Teşekkür Dürdane ederiz. ya, fidan bağışına bulunmuşlar. Hemen bilgisi verdi. Seden Ne güzel, ne Hocam mutlu. aşağıdan bilgilendirecektir bizi, eminim ki. Şu Ne anda güzel. mevcut sayıyı görebiliyorsa. Evet. Evet, muhteşem bir proje. Ah, yüzde Gerçekten bu projenin beşlerdeyiz. %5'lerde ama daha çok başındayız. Çok Evet. başındayız. Ve ben eminim ki 100 bine varılacak, hatta bence İnşallah. fazlası Evet. olacak. Ne güzel. Özellikle şu an yayında olan turizm sektörü içerisindeki değerli büyüklerimiz, Evet. işletmeci dostlar diyelim. Onlardan tabii ki biraz daha kuvvetli Tabii. destek talep ediyoruz. Evet. Ben görüyorum şimdi buradan Nevşehir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan otelci büyüklerimiz de yayındalar. Acenta Evet. sahibi dostları, tur operatörleri. Onlardan Ne güzel. turizm ormanı projesine destek istiyorum. TUADER ve bütün turizm birlikleri adına. Ne güzel. Onlara özel bölümler dahilebilir dediğiniz gibi firma adına belki daha bir küçük parsel ayrılabilir. Mutluluk verici. Biz büyük bir aileyiz. Turizm gerçekten çok keyifli, güzel bir aile ama çok sancılı, büyük badireler atlatan da bir sektör. Bu sektör birbirine ne kadar kenetli olursa o kadar iyi atlatacaktır. Çünkü zor günde işte biz acentecileri, oteller kolluyor, biz onları kolluyoruz. İşte transferciler keza öyle. Hepimiz bu gemideyiz. Bu gemiyi beraberce yüzdürmeliyiz. Yüzdürürken de evet zor günlerde özellikle birbirimize destek olmalıyız. Bu turizm ormanı projesi de gerçekten çok mutlu oldum böyle bir oluşumun içerisinde olmak. Küçük bir çorbada bizim de tuzumuz olması açısından. Ama ben özellikle sosyal medyanın da gücüyle biz hiç burada ayağımızı gazdan kaldırmayalım. Her fırsatta bunun altını çizelim. Belki tura katılan misafirlerimize bununla ilgili bir bilgilendirme yapabilelim. Belki bağlı olan acentelerden böyle bir şey yapalım. Her turda her misafir adına iki ağaç bağışlamak gibi. Böyle bir kampanyayı inşallah daha da parlatalım. Ben eminim. Seden Hocam sonra diyecek ki 100 bini açtık devam. Biz de mutlu olacağız. Yani inşallah hepimiz bunu çok isteriz. Evet. Bu arada az evvel konusu geçmişken turizm diyoruz, doğa diyoruz, Evet. fotoğrafçılık diyoruz. Sanki bu pandemi döneminden sonra bu alan çok daha popüler mi olacak hocam? Ne diyorsunuz? Yani ben özellikle bu Evet. ekoturizmin çok daha popüler olacağını düşünüyorum ve Evet. sizin yaptığınız işin daha çok ön planda olacağını ve daha çok rağbet göreceğini düşünüyorum. Önceye nazaran siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki artık yeni bir dünya düzeni. Bugün konuşmuştuk sanırım. Türkiye'de şu an kiralık karavan bulamıyorsunuz. Eğer içimizde yatırımcı dostlar varsa Evet, kesinlikle. kiralık karavan bulamıyorsunuz. Çünkü insanlar tatillerini artık daha da özelleştirdiler. Kendilerine özel, ailelerine özel, sevdiklerine özel kıldılar. Bunun da işte belki en güvenli, sağlıklı yollarından bir tanesi olan karavan. Tabi bu da bir maceracı ruhu beraberinde getiriyor. Karavan kiralayıp insanlar şehir merkezine gidecek durumu yok tabii ki. Doğaya gidiyorlar. Bu anlamda işte tiny house'lar son yılda ne kadar popüler oldu biliyorsunuz. Herkes küçük ev, şehirden uzakta yerleşim. İşte belki pandeminin hayatımıza kattığı tırnak içerisinde söylüyorum bir kazanç bu. İşimizi artık daha özgür yapabilir olduk. Hayatımızı daha kıymetli kıldı. Biz de onun için kendimizi daha çok doğaya verdik. Evet bence de bundan sonrasında doğa turizmi sanki daha kıymetli olacak. O alana yönelmek, işte daha butik işler yapmak,
daha insanları şehirden uzak, doğayla iç içe butik tesislerde yapmak sanki daha kıymetli olacak. Öyle yani bizim bu atların olduğu Hürmetçi köyünde de ben görüyorum mesela hafta sonları insanlar daha çok yer almaya başladılar. Şehirden kaçıp en azından daha sakin, pandemiden uzak, diğer insanlarla iç içe olmayan alanları, mekanları tercih etmeye başladılar. Buna hazırlıklı olmak lazım biz turizmciler olarak. Biz evet artık daha doğa destinasyonları planlarımıza katmamız gerekiyor. Belki yemeklerimizi daha çok doğada sunmamız gerekiyor misafirlerimize. Ya da daha çok sağlıklı işler, işte artık çok popüler dünyada da biliyorsunuz detoks kampları, böyle şeylere yönelmek gerekiyor. Bence de yeni turizm trendi bu olacak. Tabii ben sadece hocalardan, üstadlardan dinlediğim kadarıyla, yoksa hep altını çiziyorum. Ben fotoğrafçıyım. Turizmcilik benim sonradan böyle öğrenmeye çalıştığım bir şey. Sadece benim oradaki şeyim, serde öğretmenlik var. Ve biraz iletişimimin güçlü olduğundan dolayı insanları mutlu etmeye çalışıyorum. Eğer bu turizmse evet turizm yapıyorum, ama hiçbir zaman kendimi turizmci olarak nitelendirmiyorum. Çok kıymetli bu işe yıllarını vermiş, çok büyük işletmeler yapan turizmciler var. Ben fotoğraf çektiriyorum insanlara. Yani öyle demek daha doğru olur. Ama iyi fotoğraflar çektirmeye çalışıyorum. Ama bence turizmin de en önemli kollarından birisi iletişim. Bu konuda Evet. da Nuri Çorbacıoğlu çok başarılı ki fotoğraflarına kadar bu Estağfurullah. yansıyor. O samimiyet Estağfurullah. Teşekkür ederim. fotoğraflara kadar Evet. yansıyor. Boşuna yüz binlerce, milyonlarca kişi izlemiyor, beğenmiyor. Kesinlikle burada Estağfurullah. teşekkürü hak ediyorsunuz. Ya her konuda öyle. Yani sadece bu turizm açısından da değil. Fotoğrafta da az önce söylediğin gibi. Evet ben hissetmediğim, dokunmadığım insanların sohbetini dinlemediğim insanların fotoğraflarını çekmiyorum. Yani önce insanlarla bir dostluk kuruyorum, bir samimiyet kuruyorum, bir güven bağı oluşturuyorum. Ya da bu aynı şey doğa için de geçerli. Doğaya da aynı saygıyı, aynı hürmeti gösteriyorum. Sonrasında zaten ortaya samimi şeyler çıkıyor. Siz eğer samimi değilseniz, aynı dili konuşamıyorsanız bu doğa için de geçerli, insanlar için de geçerli, kültürü için de geçerli. Ben az önce söyledim Denizli'yim aslında ama 15 yıldır Kayseri'deyim. Kayseri'nin her köyünde bir tanıdığım oluyor. Gidip insanlarla iletişim kuruyorum, sohbet ediyorum. Onlara elimden geldiğince hayatlarına müdahil olup bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu da zaten iyi fotoğrafı ortaya çıkarıyor. Çünkü insanlara siz aynı dilden konuşmazsanız doğru fotoğraflar, doğru kareler de çıkmıyor. Doğa zaten başlı başına hepimizin çok saygı duyması gereken bir konu. Doğaya saygı duymadığınız sürece bu iş hiç olmaz. Yani bir öğretmen olarak da bizim için olmaz. Fotoğrafçı için de olmaz, turizmci içerisinde olmaz. Doğa bu anlamda çok önemli ama hepsi hissetmeniz gerekiyor. Yani onlarla sizin çevrenizdeki bütün her şeyle iletişim kurmanız gerekiyor. Bazısı sözlü iletişim, bazısı hissederek bir iletişim. Ama siz onlara bir şey vermediğiniz sürece bu samimiyet de olabilir, bu bir katkı payı da olabilir. Karşılığını beklemek de doğru bir düşünce değil. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu arada biz eş zamanlı olarak şu anki yayından sadece bir saat öncesinde Kültür Ajansı olarak da bir paylaşım yaptık. Turizm Orman için TUADER öncülüğünde düzenlenmiş o 1 dakikalık tanıtım videosunu bizler de paylaştık. Şu an ben istatistiklerden bakıyorum. Yani daha paylaşalı sadece 1 saat olmuş ama 21.587 görüntüleme, 228 paylaşım var. Yapan bütün dostları da buradan Evet. TUADER adına ve Turizm Ormanı Projesi adına teşekkürlerimizi sunayım. Çok güzel bir yorum var aşağıda. Furkan Sert katılımcılarımızdan Furkan Sert'in bir yorumu. Size yapmış yorumu. Fotoğraflar bakış açısıdır. Sizin gibi fotoğrafı seven insanlar oldukça Türkiye'ye olan bakış açısı daha değerli hale geliyor diyor. Kesinlikle Doğru. katılıyorum. Evet, güzel şeylerimiz çok var. Yani biz toplum olarak eleştirmeyi çok seviyoruz. Yani ya da tenkit etmeyi çok seviyoruz, öyle diyelim. Ama güzel bir şeyi biraz zahmet çekecek olsak da ortaya koyamıyoruz. Bu anlamda sadece eleştiriyoruz. Yani eleştirmek çok kolay. Ama
Ben burayı nasıl yapıcı hale getiririm? Nasıl bir güzellik ortaya çıkarırım? Nasıl bir güzelliği öne çıkarabilirim? Birazcık bizim istediğimiz bir durum ya da yapmaya çalıştığımız bir durum olmuyor milletçe. Bu sadece fotoğrafta değil, her şeyde öyle. Yani birazcık zorsa kimse yapmıyor ama kötü giden bir şey varsa hemen eleştiriyorlar. Bu anlamda güzelliğin peşinde koşmak gerekiyor. Güzelliği göstermek gerekiyor. Tabii ki yolunda gitmeyen şeyler de olacak ama biz niye ona takılıp kalalım ki? Biz güzelliğe bakalım. Daha çok güzelliğin peşinde koşalım. Dolayısıyla bu da ortaya iyi ürünler çıkmasını sağlıyor. Fotoğraf, sizin de söylediğiniz gibi, Furkan'ın da söylediği gibi, fotoğraf bizim penceremiz, yüzümüz, vitrinimiz, tüm dünyaya duyuracağımız. Bu anlamda gerçekten iyi fotoğraflar olmalı. O Türkiye bahsettiğim gibi bu işi gerçekten iyi yapıyor. Türkiye'nin güzel bir yüzünü ortaya koyuyor. Biz güzelliklerimizi ortaya koyalım. Zaten örnek ne olursa işte ona devam eder. Aksaklıklar da güzelliğe göre göre çözülür diye düşünüyorum. Yani ben hep pozitif bakmaya çalışıyorum. Hayata da, insanlara da, doğaya da. Bu işe de öyle bakmak lazım. Ülkemiz gerçekten çok güzel bir ülke. Bir fotoğraf cenneti, her zaman söylüyorum, Türkiye fotoğraf cenneti. Biz bu güzellikleri daha çok ortaya çıkaralım ve diğer o yolunda gitmeyen şeyler de bu güzelliğe bakarak güzelleşecektir. Hani o üzüme baka baka kararır sözünde güzellikler çevresindekileri de daha güzelleştirecektir diyelim. Kesinlikle öyle. Bu arada aşağıdan yine çok güzel, çok değerli yorumlar geliyor. Pekcan.tp'nin bir yorumu var. Hocam, Kayseri'nin turizmine çok ciddi katkı yaptınız. Kayseri'ye dünyadan fotoğraflar, bloggerlar, youtuberlar geliyor. Evet. Ne mutlu. Çünkü çok çok konu var. Yani bu sadece atlar değil. Çevremizde o kadar gastronomik ürün var, o kadar hikayeler var, o kadar belgeseller var, o kadar güzel insanlar, o kadar güzel doğa var. Siz sadece birini tutup onu daha güzelleştirip doğru şekilde sunmanız önemli olan. Yani bu atlar yüzyıllardır burada vardı. Bu atlara yıllardır sahip çıkan bir Ali Dayı vardı. Sadece onu doğru anlatıp, evet gelin atları da kollayalım, sürdürülebilir olsun ve bir katkı oluştursun herkes için dedik ve böyle bir şey yaptık. Dolayısıyla güzel bir konu. İşte geçen hafta Amerika'dan bir bisiklet grubumuz vardı. Çok mutlu oldum. Hatta takıldık onlara, dedik ki bütün Amerika'yı Mustang'ler olarak biliriz. Çocukluğumuzun kovboy filmlerinde hep atlar vardı. Siz şimdi Türkiye'ye geldiniz ve işte atların fotoğrafını çekmek istiyorsunuz. Bu bizim için bir mutluluk verici bir durum. Böyle çok ürün var. Yani bu sadece şey değil. Az önce sana da söyledim. Mesela sizin Konya Cihanbeyli'de 30 bin flamingo oraya yumurta yavru çıkarmaya geliyor. Müthiş bir görsel şölen. Dünyada nadir bulunacak. Bu bir unsur. Ama orada ne yapmak gerekiyor? İşte önce doğaya sahip çıkmak gerekiyor. Ona değer vermek gerekiyor. Onu bozmadan sürdürülebilir hale getirmek önemli. Yoksa şey durumu da olmasın. Evet, dokunduğumuz yeri yok etmeyelim. Dokunduğumuz yeri de ortadan kaldırmayalım. Onu turizm uğruna da ne yazık ki böyle çok kapitalist bir duruma da dönüştürmeyelim. Ama turizmle beraber sürdürülebilir kılarsak, orayı daha bilinir yaparsak ve korunur yaparsak bu da bir katkı olmuş olacaktır. Kesinlikle sürdürülebilir cümlesi çok ama çok önemli. Evet. Maalesef birçok şeyin başlangıcı var ama devamı yok. Turizmde Evet. de galiba bizim en çok istediğimiz şey bu. Sürdürülebilir Tüketmemek. olabilmek. Evet. Evet. Tüketmemek. Yani biz toplum olarak çok hızlı tüketiyoruz. Her şeyi çok hızlı Maalesef. tüketiyoruz. Ama bu değerleri tüketmemek gerekiyor. Sürdürülebilir olması çok önemli. Çünkü onlar bizden önce de vardı. Bizden sonra da var olsunlar. Bizim asıl dokunmamız gereken noktalardan bir tanesi de bu. Kesinlikle öyle. Aşağıdan bu arada Seden hocamızın mesajını tekrar edeyim. Evet, iyi olur. Bağış yaptıktan sonra bağış yaptığınız ekranın görüntüsünü alıp, ekran görüntüsünü alıp Seden Doğan, bakın aşağıda yazıyor. Seden Başa Dogan tutturduk hocama şeyini, hesabını evet. göndermenizi rica ediyoruz. Ve yine nasıl bağış yapacağız diye soranlar için de onu da hemen söyleyeyim. Tabii. Şu an söylediğim sertifika aldığım tarz kredi kartıyla çok kolay bir şekilde turizmormanı.org
tuadem.org web sitesinden 20 lira karşılığında iki fidan bağışı yapabiliyorsunuz. Ve bu fidan bağışı yaptığınızda da size isminizin olduğu muhteşem bir sertifika veriliyor. Anında online olarak sertifikanıza sahip oluyorsunuz. İkinci yöntemi de söyleyelim abi. Tüm Evet, operatörlerden. turizm ormanı, büyük harflerle turizm ormanı yazıp kısa mesaj 26-26'ya gönderiyoruz. Yine aynı şekilde 20 lira karşılığında iki fidan bağışlamış oluyorsunuz. Ama bu sefer sertifika alamıyorsunuz. Sertifika için internet sitesinden turizmormanı.tuader.org'dan kredi kartıyla alınması gerekiyor. Erkut Bey bir soru sormuş. Fidanlar nereye dikiliyor diyor. Tamam. Erkut abi, Antakya'da biliyorsunuz 2020 yılında acı bir olay yaşadık. Ormanlarımız kül oldu. Onun için başlatılmış bir kampanya bu. Turizm ormanı kampanyası. Yine aynı bölgeye ağaçlandırılacak. 100 bin fidan yıl sonuna kadar Antakya'da geçtiğimiz yıl kül olan ormanların yerine dikilmesi için çok güzel bir kampanya. Sizleri de bekliyoruz. Bu arada yeni bağış yapanlarımız var. Hemen okuyayım hızlıca. Aleyna Tuğyan, Fikriye Arslan, Süha Demirbaş, Doktor Elif Demirbaş, Hilal Arlı. Bunlar yakın süre içerisinde bağış yapan ve bana ismi gelenler. Dediğim gibi Tabii ki. bağış yaptıktan sonra Seden Doğan hanımefendi Instagram'da, bakın aşağıda tutturdum zaten, başa tutturulan Evet. gönderimdir. Ona ekran görüntüsü gönderirseniz o da hemen online olarak, anlık olarak bana gönderiyor ve ben de burada naçizane sizlere bu muhteşem projede paydaşlara, gönül ortaklarına teşekkür ediyorum. Ne güzel. Sözü de aldık. Ormanda Tabii. seneye toplanıyoruz. İlk toplantımızı baharda, Yani önümüzdeki ben baharda turizm ormanda yapıyoruz. çok mutlu olurum. Kesinlikle Muharrem hocamın da burada bunu destekleyeceğini, Tamam. belki de hali hazırda Saygılar, değil mi? böyle bir Evet. şey planladığını da düşünmüyor değilim. Kesinlikle Muhakkak. bunu yapalım ve kesinlikle de yine Evet. bir rahat edelim. Tabii ki. Evet, aşağıdan yorumlara bakıyorum. Şu anda bir soru var. Soruya Erkut bakacağım hemen. Bey, Erkut Korkmaz Bey'i yayına alabiliyor muyuz canlı yayına? Erkut Bey bizim Kayseri'de ağaçlandırma konusunda gerçekten kıymetli bir arkadaşımız. Böyle projelere de çok destek olur. Beni yayına alabilir misiniz demiş ama mümkün Tabii oluyor mu hemen bilmiyorum. deniyorum. Erkut Hemen deniyorum. Korkmaz. Erkut abi çok bilmiyorum şey nasıl oluyor Bu arada yayına. Erkut Bey'e cevap vermeden önce Muharrem Tuna hocamız yazdı. Evet. TUADER Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Muharrem Tuna hocamız, birlikteyiz inşallah dedi ve İnşallah çok hocam. da memnun etti bu sözüyle. Erkut Bey'e Ne ben güzel. hemen canlı yayın talebi gönderiyorum memnuniyetle. Kabul ederse çok sevinirim ve kısa da olsa bize vaktini ayırıp Tabii. da çok mutlu olurum. İnşallah. Erkut Bey merhaba. Merhaba hocam, nasılsınız? İyi Nasılsınız, akşamlar iyisiniz? herkese. İyiyim, İyi teşekkür akşamlar. ederim. Ya kusura bakmayın, araya girip böyle Estağfurullah. aslında çok bölmek de istemezdim ama biraz Estağfurullah. şey oldu, belki yüzsüzce mi oldu bilmiyorum, katılma isteği. Yo, keyifle. Boş Ben sohbeti. biraz kaçırdım. Yani Evet. sohbetinizi çok dinleyemedim. İlk başta açtım, kapattım. Sonra ancak yeni açabildim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz şimdi Kayseri'de her 6 ayda bir yaklaşık, yani yılda 2 defa ağaç dikiyoruz. Bu sene 10 bin fidan diktik Erciyes'e. Hatıra Orman olarak. Elinize sağlık. Süper. Şeyde de hani ben bu projeyi çok başta dinleyemedim ama burada şey yapabiliriz. Yani yine bir Hatıra Ormanı vasfında 10 bin fidan bağışlayabilirim hocam. Çok mutlu oluruz İbrahim Bey. Çok mutlu olurum. Erkut Bey, evet Erkut Bey O çok sağ kadar olsun böyle konularda. güzel bir şey olur Evet. ki, yani TUADER adına, TUADER ve TUADER öncülüğündeki bu projedeki bütün paydaşlar adına muhteşem bir jest olur. Eğer yaparsanız bizler de Kesinlikle. memnuniyetle size teşekkürlerimizi sunarız. Ya Evet. hocamın şimdi şöyle, dediğim gibi TUADER'i sizleri tanımıyorum, kusura bakmayın. Ama hocamın Estağfurullah. olduğu bir platformda böyle bir bağış için Estağfurullah. yapılmış bir yerse
belli ki çok iyi bir şeydir, organizasyondur diye düşünüyorum. O Kesinlikle. yüzden şey seve seve zaten yılda yaklaşık dediğim gibi 20 bin fidan dikiyoruz. Önümüzdeki sezonda yani dikeceğimiz fidanı da sizin oraya bağışlamış oluruz. Çok mutlu Çok oluruz. memnun olurum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Size iyi yayınlar. Sonra Çok detaylarını teşekkür konuşuruz ederim. hocam, tamam mı? Tabii ki muhakkak. Görüşmek Biz size üzere. dönüş yaparız. Çok Sağ sağ olun. olun, sağ Sevgiler. olun. İyi Hoşça kalın. akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar. Siz beni kapatırsınız herhalde oradan. Tamam, ben hemen Öyle olur. müdahale oluyorum. Evet, lütfen. Sağ olun. Evet. Evet, Erkut Bey, keyifli bir muhteşem buluşma bir oldu. Evet. teklifte bulundu. Doğaya çok tutkun bir inşaat firması. Her yıl belirli bir bütçede fidan dikiyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum onlarla bu tip projeler yapmış olmaktan. Erkut Bey de çok keyifli oldu. Mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Bizi birçok projemizde böyle Mutlu sosyal olmam sorumluluk da. projelerinde destek oluyor. Ne mutlu. Erkut İnşaat tekrar teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Erkut Bey'e, Erkut İnşaat'a çok teşekkür ediyoruz. Yani 10 bin fidan çok muhteşem bir rakam. Ne güzel. Yani ben şu an heyecanlandım açık konuşmak gerekirse. Olur. Heyecanlandırıcı Olur. bir rakam. Kendisine platform adına ve şu anki turizm ormanı gönüldaşları adına buradan tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum ki aşağı Çok sağ yorumlardan da herkes Erkut Bey'e ol. teşekkürlerini iletiyor. Sedon hocamız da yazmış. Sağ olsun. Harikasınız. Çok teşekkürler diyor. Biz Evet, teşekkür ederiz. Gülhan Hanım okuyorum aşağıya bakıyorum. Yorumlar geliyor hızlı hızlı. Ali Bey, Metehan Bey yorumlar. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Erkut Bey gene bir yorum. Evet, bu tip işlere siz vesile olduğunuz için ben teşekkür ederim demiş Erkut Ne güzel. Korkmaz. Herhalde bu akşamın kahramanı o olsa gerek. Sağ olsun. Ülkemizde güzel insanlar hep var, hep olsunlar. Biz de naçizane, evet. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce aracı olalım. Güzel şeyler yapalım inşallah. Bu arada İbrahim Tozlukaya, Umutcan Eren, İlker Yağlıer, yeni bağış yapan katılımcılar kendilerine Tuader adına çok ama çok teşekkür ediyoruz. Turizm Orman Biz adına teşekkür ederiz. çok teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstadım buyurun. Estağfurullah. Valla ne anlatmamı isterseniz buyurun, ben soruları da alabilirim. Fotoğrafla Tabii ilgili, ki fotoğraf sorular turizmi alabilirim. ile ilgili, Nuri Çorbacıoğlu ile ilgili, atlarla ilgili ne sormak isterseniz, katılımcı dostların da böyle bir talebi varsa onları da yanıtlamak isterim. Tabii aşağıdan ben soruları hemen memnuniyetle okuyacağım. Umutcan Eren yazmış bu arada. Biz teşekkür ederiz hocam imkan sağladığınız için demiş. Ama asıl imkanı sağlayan bu muhteşem projenin içerisinde ve projeyi destekleyen katılımcılarımız Nuri Bey ve onun gibi hassas ve duyarlı dostlarımız. Keyifli. Evet. Aşağıdan soru geldi. İyi bir fotoğraf çekimi için nelere dikkat etmeliyiz dedi Sedan hocamız. Hocam şöyle, nasıl bir müzik aletinin ya da müzik yapmanın notaları varsa fotoğraf da öyle. Yani fotoğrafta şöyle bir şey oluyor. Hani İyi bir makine iyi bir fotoğraf çekecekmiş gibi, fotoğraf düğmeye basmakmış gibi bir algı oluyor. Bu tamamen yanlış hocam. Yani elinizde profesyonel bir kamera olmasına gerek yok. Işığı ve kompozisyonu iyi bilmek gerekiyor. Ama aynı şey, şu örnek sıkça verilir. İşte iyi bir daktilosu olan iyi bir yazar olamayacağı gibi, iyi bir fotoğraf makinesi olan da iyi fotoğrafçı olacak diye bir durum yok. Ama fotoğrafı çekmek için ışığı bilmeniz gerekiyor, atmosferi bilmeniz gerekiyor ve kompozisyonu bilmeniz gerekiyor. Yani bu işin de bir notası var. Bu notalarda bence bu ışık, atmosfer ve kompozisyon. Ama tabii ki zahmet de var. İşte doğru ışıkta çekmek için çok erken ya da daha akşam saatlerini tercih ediyorsunuz gibi incelikleri de var. Ben hep Instagram hikayelerinde de bazen takılıyorum. Diyorum ki işte bugün önce İmamı uyandırdık. Çünkü sabah ezanından önce biz kalkarız, fotoğrafçılar olarak yola düşeriz. İşte güneşi uyandırdık, horozları uyandırdık.
balonları uyandırdık falan. Sonra insanlar kalkmış olur. Biz o arada günün en iyi saatleri, gün doğumu saatlerinde fotoğraflar çekmiş oluruz. Dolayısıyla fotoğraf, evet, emek isteyen bir uğraş, emek isteyen bir hobi. Ona zaman ayırmanız gerekiyor, emek harcamanız gerekiyor. Doğru ışıkta, doğru yerde olmanız gerekiyor. Bunun için de çoğu zaman az önce söylediğim gibi biz namazdan, sabah ezanından önce kalkıyoruz. Güneş doğmadan önce kalkıyoruz. Horozlar henüz uyurken kalkıyoruz. Kargaları da biz uyandırıyoruz. Bu anlamda fotoğraf biraz emek vermek gereken bir uğraş. Ya da akşam saatlerini, ya da doğru ışığı, doğru atmosferi günlerce beklediğiniz de olabiliyor. Her zaman iyi fotoğraf olmuyor. Bu anlamda fotoğrafı çekerken bu bilinçle, yani ben ışığı bilmeliyim, kompozisyonu bilmeliyim ve ne anlattığımı bilmeliyim. Hani lisede edebiyat öğretmenimiz sıkça sorardı ya, şair burada ne anlatmak istemiş? Söyle yavrum derdi, birimizi kaldırırdı. Fotoğraf da öyle bir şey. Siz bir şey anlatmanız gerekiyor. Bir anlatım dili bu. İşte edebiyatla yapabilirsiniz, bunu müzikle yapabilirsiniz, sinemayla, tiyatroyla yapabilirsiniz, fotoğrafla yapabilirsiniz. Bir edebiyat yapıyoruz biz de. Görsel bir edebiyat yapıyoruz. Dolayısıyla tabii ki bu edebiyatın bu kompozisyonunda bir noktaları var. Bunlar da az önce de söylediğim gibi, tekrar ettiğim gibi, ışığı, atmosferi ve kompozisyonu iyi bilmek gerekiyor. Sanırım Rica ederim bir hocam. tür makineniz vardı değil mi üstadım? Yani bu işi profesyonel olarak yapıyorsunuz. Muhakkak Evet. ki farklı makineleriniz vardır. Gerek lens, gerek de body mi diyoruz? Yani Evet. farklı Ya şöyle, ben makineler çok kullanıyorsunuz. ekipman fetişisti bir adam değilim işin doğrusu. Bir tane makinem var, bir tane objektifim var. Bir markanın marka elçisiyim, ambasadoruyum. Onların bana vermiş olduğu yalın bir makine, yalın bir objektif var. Yani çok ekipman tabii ki birçok yerde hayatınızı kurtarır. Zor şartlarda, zor ışıkta daha iyi sonuçlar verebilir. Ama ben çok makine odaklı değilim. Ara Güler rahmetlinin güzel bir sözü vardı. Diyordu ki, fotoğraf çoğu zaman zihinle çekilir, bazen makinayla diyordu. Gerçekten siz önce zihninizle çekmeniz gerekiyor. Bazen makine sizin daha iyi olduğu için daha iyi fotoğraflar vermenizi yardımcı oluyor, ama fotoğraf öyle bir şey. Yani sizde bitiyor. Kameranın arkasındaki daha önemli. Kamera, amenna, bu iş için bir kameraya ihtiyacınız var, ama kameranın arkasındaki sizin o görsel belleğinizi, ruhunuzu doldurmanız daha önemli. Evet, teşekkür ederiz cevabınız Evet. için. Rica ederim. Aşağıdan yine bir soru geldi. Bu mesleği yapmaya ne zaman karar Evet. verdiniz diyor Zeynep Hanım. Vallahi şöyle, benim fotoğrafçılığım öğretmenliğimden eskiydi. Öğrencilikten beri fotoğraf vardı. Yani ömrümün yarısında fotoğraf var. Ve her zaman ben fotoğrafla bir şeyler yaptım. Yani bundaki amaç ticari değildi aslına bakarsanız. Bundaki amaç hep üretimdi. Ben fotoğrafla bir şey ürettim. Bazen ürün fotoğrafı ürettim, bazen otel fotoğrafı ürettim, bazen sanatsal fotoğraf ürettim, ama hep fotoğrafla ilgili bir şeyler ürettim. Üretince de kazanıyorsunuz işin doğrusu. Ortaya bir ürün koyuyorsanız bunun bir kazancı oluyor. Son yıllarda da özellikle işte 10 yıldır fotoğraf turizmi yapmaya başladım. Gittiğim, keşfettiğim, mutlu olduğum yerlere misafirleri götürmeye, onlara da fotoğraf, benzer fotoğraflar ya da daha iyi fotoğraflar çektirmeye gayret ettim. Dolayısıyla iş böyle olunca bu bir mesleğe dönüştü, ama ben buna böyle bir karar vermedim. Ben öğretmen olmak için üniversiteye gitmiştim. Sonra baktım ki böyle bir yoldayım. Ama tabii bu bir hobi aslına bakarsanız. Yine söylüyorum, ben çok şanslıyım ki hobimi işime dönüştürdüm. Onun için bana çok iş gibi gelmiyor. Ben arkadaşlarımla, dostlarımla fotoğraf çekmeye gidiyorum. Bir de üstüne bana para veriyorlar, yani daha güzeli Artık o biraz oluyor tarzı belki de. bu değil mi? Efendim? Artık bir hayat tarzı. Yani bunu Tabii tabii yapmadan da bu, evet. Evet. kazanmasanız bir gün. Evet. Kesinlikle bu muhteşem bir şey. Yani Doğru. hayatınızın bir kısmı artık bu olmuş. Ve Dünyaya bundan öyle keyif bakıyorsunuz. O odaklı. Tabii seyahatinizi ona göre planlıyorsunuz. Yolculuğunuzu ona göre planlıyorsunuz. Tatilinizi ona göre planlıyorsunuz. Başınızı alıp giderken ona göre planlıyorsunuz. Diyorsunuz ki, hadi çıkayım biraz kendimi, ruhumu besleyeyim, ama kamerayı da yanıma alayım, güzel bir şeyler keşfedersem fotoğraflarım diyorsunuz. Dolayısıyla evet, bu bir yaşam tarzı.
Muhteşem. Aşağıdan gene sorular geliyor. Bu arada yeni katılanlar, hepiniz hoş geldiniz. Seden hocamızın başa tutturduğunu lütfen okuyunuz. Bu akşam hem Nuri Bey ile bir sohbet tadında yayın yapıyoruz ve aynı zamanda Turizm Ormanı kampanyasına da hep beraber elimizden geldiğince destek sağlıyoruz. Tuvaler'in öncülüğünde, Turizm Akademisyenleri Derneği'nin öncülüğünde ve Türkiye'deki neredeyse bütün turizm kurumlarının, birliklerin, federasyonların, derneklerin olduğu ve okulların olduğu bu muhteşem teşkilatlanmanın ve yardım kampanyasının gelin siz de içinde olun. Geçen yıl Ekim ayında Hatay'da kaybettiğimiz canlıların elbette ki yeri geri gelmeyecek ama elimizden geldiğince kaybettiğimiz doğayı geri getirmeye çalışıyoruz. Siz ve sizin gibi duyarlı, aidiyet sahibi katılımcılar sayesinde. Kredi kartıyla bağış yapıp fidan sertifikası Evet. alabiliyorsunuz. Sertifika almak için tek bir yöntem var. O da turizmormanı.tuader.org hesabına girip buradan kredi kartınızda sadece 20 lira karşılığında İki fidan bağışı yapmanız. Tabii ki yapabiliyorsanız daha fazla yapın. Orada fidan sayısını seçebileceksiniz ve bizler de daha çok mutlu olacağız. Ama iki fidan bağışı bile yapsanız çok mutlu olacağız. Ve size de sistem otomatik olarak o muhteşem sertifikayı isminizin yazdığı ya da birisine hediye etmek istiyorsanız özel bir gün olabilir, bir jest Evet. olabilir ki muhteşem bir jest. Evet. Benim için de çok değerli insandan gelmiş olan bir jest. Umarım sizler de bu şekilde bir jest ile kendinize ya da bir başkasına fidan bağışında bulunursunuz. İkinci yöntem, orada sertifika alamıyoruz ama daha hızlı, daha pratik. Kredi kartına da gerek kalmıyor. 26-26'ya büyük harflerle turizm ormanı gönderdiğinizde yine iki tane fidan bağışında bulunmuş oluyorsunuz. Ve bunun da yine bedeli aynı 20 lira. Süper. Ben ara ara böyle reklamlara giriyorum. Hakkınızı helal edin İyi Nuri Bey. yapıyorsunuz. Estağfurullah, estağfurullah. İyi yapıyorsunuz usta. Hatırlatmakta fayda var. Evet. Ah, 20-26'ymış. Pardon, ben niye 26-26 dedim? 20-26'ya gönderiyoruz. Evet. 20-26'ya turizm ormanı yazıp Evet. gönderiyoruz. Bunu Sertifika tekrar yöntemini. paylaşırız. Ben Evet. tekrar hikayelerde de bu yöntemleri paylaşırım. Hatta web sayfasını ekleyip sayfayı yukarıya kaydırarak da doğrudan yönlendirebiliriz. O linki Ah, koyarız. Bunu çok memnun şeyden sonra, programdan sonra yöntemleri tekrar paylaşırım Seden Hocam, hatırlatmış oluruz. Çok teşekkür ederiz. Seda Hanım'ın bir sorusu var. Seda Nakışçı. Buyurun. Sizi en zorlayan mevsim hangisi oluyor? Bir yeri çekerken hangi mevsimin daha çok yakıştığını merak edip o fotoğrafı her mevsim zamanında çekiyor musunuz? Tekrar tekrar demiş. Ya şöyle, az önce de söyledim, tavsiye isteyen arkadaşlar da var. Fotoğraf, evet, dışarıdan çok kolay görünüyor ama hakikaten emek isteyen bir şey. İşte yazın diyorsunuz ki havalar çok güzel ama bu sefer gün doğumu çok erken, gün batımı çok geç. 18 saat fotoğraf peşinde koşuyorsunuz gün doğumundan gün batımına. Bu zor bir şey. Bütün günü, hani standart turlarımız nedir? 9'da başlar, 5'te biter falan, böyle arada bol mol olalı falan. Ama fotoğrafta böyle bir şey yok. Güneşi uyandırmanız, gün batımını görmeniz gerekiyor. Aynı şekilde o gün içerisinde de fotoğraf peşinde koşmanız gerekiyor. Yaz güzel gibi görünüyor ama gün çok uzun. Diğer taraftan kışın diyorsunuz ki günler kısa ama hep dışarıdasınız, arazide, doğadasınız. Bu sefer de dışarısı çok soğuk. Evet, gün biraz geç doğuyor, erken batıyor. Hani çalışma saatiniz az ama bu sefer de dışarıdaki hava çok soğuk. Ama hepsinin atmosferi bambaşka. Yani işte en basiti yılkatlar için söylersek, yazın tozu dumana katıyorlar. Yani yerler kuru olduğu için koştuğunda atlar kocaman toz bulutları, müthiş bir görsel şölen oluyor. Kışında yakalayabilirseniz bunu karlarda, karların arasından koşup gelen atlar bambaşka bir görsel şölen veriyor. İşte ilkbaharda her yer yemyeşil, çayır çimen
ve sular, yağmur sularıyla çayırların içerisinde atlar başka bir görsel şölen sunuyor. Demek istediğim her mevsim farklı bir fotoğraf. Bu anlamda genellikle de böyle oluyor. Yani benim turlarıma gelen misafirlerim de diyorlar ki işte aynı konunun aynı programın kışına da katılmak isteriz. İşte yazına katıldık, ilkbaharını da görmek isteriz. Yazını gördük, kışını görmek isteriz gibi. Onu tamamlamak istiyorlar çünkü fotoğraf her mevsim, hatta her gittiğinizde bambaşka bir şey sunuyor, bambaşka bir atmosfer sunuyor. Işık oyunları her mevsim değişebiliyor. Onun için ben her mevsim ayrı seviyorum. Ama özellikle mevsim geçişleri, ilkbahar ve sonbahar, bir anda yağmur yağması, bir anda bulutlar, gökkuşağı, ışık hüzmeleri, tabii ilkbahar ve sonbahardaki mevsim geçişleri, havanın kapalıyken bir anda açması, açıkken bir anda fırtınalar kopması başka bir şey ortaya çıkarıyor. Bu anlamda eğer bu hobi içinizde varsa, bu hastalığı kaptıysanız zaten kendinizi her atmosferde dışarıya atıyorsunuz. Çok teşekkürler hocam. Rica Aşağıdan evet. Turizm ormanı yazıp 2026'ya gönderebilirsiniz Evet. diye hemen mesajımız geldi. Evet, iki yöntemden bahsettik. Ya bu şekilde ya da kredi kartıyla da bağış yapabiliyoruz. Bu da yine çok basit. turizmormanı.tuadar.org'dan kredi kartıyla sertifikanızı da alaraktan bağış yapabiliyorsunuz. Evet, Ne güzel, ne Havva mutlu. Nur ve Ümit İnanç, bu iki isim de yakın zamanda şimdi bağış yapanlar ve hemen Ne mutlu. onların da ismini ben okumadan geçmek istemedim. Seden Hocam da sağ olun, Teşekkür ederiz. aşağıdan hızlıca yazmış. Evet, Ömer Bey, kardeşiniz mi, çok benziyorsunuz demiş. Bizi Evet, benzetiyor. evet benziyor. Gençliğimi görüyorum sende İbrahim. Ben de Ne açıkçası güzel. böyle ilk yayına başladığımız zaman dedim, yani Evet. burada bir benzerlik var. Demek ki benzerlik Evet. bitmişiz. Evet. Ne güzel. Yorumlara bakıyorum. Seda Hanım teşekkür etmiş. Evet, bir tane daha yorum görüyorum. Cafer Türkseven, fotoğraf güzelliğinde bir canlı yayın programı oldu. Tebrikler, teşekkür ederiz dedi. Bizler Biz de teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Evet. Bağışlarınız bizi çok mutlu edecek. Yani bu akşam Nuri Bey'in katılımı inanılmaz etkili ve inanılmaz keyifli. Bağışlarınız da Harikulade. burada cilası olacak, Evet. bekliyorum. Ne güzel. Yukarıda bakıyorum yorumlara. Evet, Berkay Türkmen sanırım. Fotoğrafçılıkla uğraşan insanlara ne gibi ve nasıl önerilerde bulunabilirsiniz hocam? Bir garip kardeşiniz olarak bu yolun yolcusu ve 7 senedir bu Estağfurullah. ilişkindeyim kendi çapında demiş. Ya bu iş aşkla olacak bir şey. Yani fotoğraf çekiyorsanız bunu aşkla yapmanız gerekiyor gerçekten. Çünkü güzel bir uğraş ama emek zaman harcamanız gereken bir uğraş. Onun için sadece ilgi duyun ve aşkla bunu yapın. Gerisi zaten gelecek. Daha önce de sohbetin ortasında da bahsetmiştim. İlgi bilgiyi doğuruyor. Siz yeter ki ilgi duyun, sonra da araştırın. Z kuşağında ne yazık ki artık araştırmanın daha kolay olmasına rağmen daha zor yapıldığını biraz görüyorum, üzülüyorum da. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Onun için sadece bilgiye ulaşmak isteyin. Bana her yerden ulaşıp sorabilirsiniz. İşte YouTube'da binlerce, milyonlarca bununla ilgili video izleyebilirsiniz. Kitaplara, e-kitaplara hiç bedel ödemeden çok kolay ulaşabilirsiniz. İki şey. Birincisi bu işi aşkla yapacaksınız ve ilginiz bilgiyi bulma yönünde olacak. Evet, çok teşekkürler. Cevap gerçekten Evet. tatmin edici. Ben burada Estağfurullah. soruma cevap bulmuş oldum. Muharrem hocamızın bir sloganı var, bir mottosu var. Sedan hocam da Evet. aşağıdan yazmış. Bu dünyada sizin de bir dikili ağacınız olsun. O da turizm ormanında olsun. Evet, Çok doğru. Evet. bu çağrıya kulak vermenizi rica ediyoruz. Yayındaki herkesten ve yayınımız kapanmadan Evet. sizlerden bağışınızı, fidan bağışınızı bekliyoruz. Nuri Çorbacıoğlu'nun da yanı başında, onun da nezdinde. Estağfurullah. Mutlu oluruz. Nersane bir
katkımız olursa. Kayseri'de en çok Meryem'in fotoğrafını çekmek istiyorsunuz gibi iki kere gördüm galiba o soruyu. Hemen hızlıca cevaplandırayım. Tabii ki yıl katları, yani benim Kayseri'de oluş sebebim Türk fotoğrafına da naçizane kazandırdığım bir konu. Yıl katları tabii ki çok müthiş bir görsel şölen gün batımında. Ama onun dışında ben Kayseri'de birçok yeri fotoğrafik olarak çok seviyorum. Sultan Sazlığı'nın da, Kapuzbaşı Şelalelerinde, Hürmetçi Sazlığı'nda yine mandaların sudan geçişini de, işte Mimar Sinan'ın köyündeki eski taş ustalarında. Dolayısıyla o biraz sizin fotoğraf tarzınıza ya da o dönemki ruh halinize bağlı oluyor. Yani ben biraz insan fotoğraflamak istiyorsam daha işte eski Rum Ermeni köylerinin olduğu o tarih kokan köylere tercih ediyorum. Gesi, Germir, Tavlasun gibi ya da Ağırnaz gibi Mimar Sinan'ın köyü. Ama yok, daha doğal fotoğraflamak istiyorsam kendimi Hürmetçi Sazlığı'na, Sultan Sazlığı'na ya da Kapuzbaşı yollarına atıyorum. Bu biraz şeye bağlı. Ne tür fotoğraflar çektiğinizi ya da çekmek istediğinize bağlı. Evet. Aşağıdan okuyorum. Nuri Bey, Isparta'da bekleriz çekimleriniz için diyor Tabii. Tufan Bey. Memleket Denizli. Burdur'da okudum. Sparta'da çalıştım falan. Çok keyif alırım göller yöresinden, Teke yöresinden. Yani gerçekten Türkiye'nin her yeri başka bir konu. İşte Isparta'da lavantaları çok biliyoruz ama gül var bir taraftan. Müthiş bir konu. İşte bizim Denizli'de Çivril Işıklı Gölü'nde Nilüfer tarlaları var. Gölün üzerinde yüzlerce kilometre devam eden baharda müthiş bir görsel. Şölen kayıklarla gidip bir anda kendinizi Nilüfer tarlalarının içerisinde gördünüz. Yani ülkenin her yerinde müthiş konular var. Sadece bunlara sahip çıkmak, korumak, kollamak gerekiyor ve bunları bozmadan sürdürülebilir anlamda turizme katmak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Umarım ki bunu başarabiliriz. Umarım ki bu Evet. duyarlılıkta olan siz gibi birçok turizmciyle Ya aynı. turizmci, evet, bizim yapmamız gerekiyor. Çünkü bu ne kadar sürdürülür olursa turizm o kadar devam edecek ve biz evimize buradan ekmek götüreceğiz. Bizden sonraki turizmciler de. Kesinlikle öyle. Ben bir yandan bakıyorum aşağıda. Evet, yeni katılanlar hoş geldiniz tekrar. Yayınımız çok keyifli gidiyor. Tabii Nuri Bey'in de çok değerli vaktini çok Estağfurullah. almayacağız. Birazdan Keyifle. evet birazdan yayını sonlandırırız ama sonlandırmadan önce tabii ki hem onun kıymetli görüşlerini hem sizin sorularınızı memnuniyetle okumak isteriz. Ve bunu yaparken de ortak amacımız bu yayının asıl gayesi fidan bağışına birazcık destek vermenizi rica ediyoruz. Kesinlikle. Yayında olan herkesten anlık olarak görebiliyoruz bağışları. Şu an çok güzel bir sistemimiz var. Sedan Hoca burada bizim lojistik desteğimiz. Yapılan bağışları Eline görüyor. sağlık. Yani mesajla ya da internet sitesi üzerinden her iki şekilde de bağışta bulunabiliyorsunuz. İnternet sitesinden nasıl yapacağınızın metodu hemen başa tutturuluyor yorum olarak. Kredi kartınızla fidan sertifikanızı alabiliyorsunuz. turizmormanı.tuadem.org'dan 20 lira gibi cüzi bir ücret karşılığında iki fidanınız oluyor. Ya da diğer bir yöntem 2026'ya turizm ormanı yazıyoruz. Büyük harflerle hangi şekilde yaparsanız hiç fark etmez. Sertifika almak istiyorsanız ilk metot. Ve bağışınızı yaptıktan sonra sizlerden ricamız Seden Hanım'a. Seden Doğan hocamıza bunu Instagram'dan ekran kaydını göndermeniz. O da anlık olarak benim ikinci telefonuma bu isimleri gönderiyor. Biz de burada kendi tarafımızca, kendi nazarımızca bir teşekkür ediyoruz bütün aidiyet sahibi duyarlı dostlara. Devamı gelecektir. Biz paylaşmada devam Evet, edelim. Şu an evet. için evet, belki anlık bir katılım olmayabilir ama sonrasında ümit ediyorum devamı artarak gelecektir. Ben de öyle düşünüyorum. Bu Evet. hafta biz kültür ajansı olarak da zaten turizm ormanını paylaştık. Normalde biz bu hafta Burdur Sakalasos paylaşımı yapacaktık. Hatta Go Turkey de destek verecekti. Orayla da oradan da bir destek aldık.
Lakin bu hafta çok daha önemli, çok daha elzem ve bu proje, bu turizm ormanı projesi gündemdeyken bunu es geçmemek adına bu hafta turizm ormanını paylaştık ve Evet. dostlarla paylaşıyorlar, hikayelerini ekliyorlar. O güzel videoyu, 1 dakikalık tanıtım videosunu hedefimiz yüz binlerce kişiye ulaştırabilmek ve bu vesileyle de Muhakkak. fidan ekimini birazcık hızlandırabilmek. Daha çok fidanı o Hatay Toprağa ormanına kavuşturmak. Evet. ödeyebilmek. Evet. Evet. Ne mutlu, elinize sağlık. Çok sağ olun üstadım. Sizi görmek yani burada muhteşem. İşin Estağfurullah. profesyoneli, çok samimi söylüyorum. Yani şu an yayında olduğunuz için değil. Yaptığınız paylaşımlar, verdiğiniz destek, artık öyle bir şey oluştu ki yani fotoğraf, profesyonellik, doğa gibi kelimeler, bu Estağfurullah. hashtagler hani insanın beyninde de var. At abi, çok mutlu oluyorum. Bir Öyle dost bir kesinlikle. şey görüyor, atla ilgili bir şey paylaşıyor bana. Direkt aklıma Kesinlikle. sen geldin diye atıyor. Çok mutlu Kesinlikle. oluyorum. Kesinlikle atları görünce de öyle. Özellikle yılkı Evet. atlarının o videolarını, o Evet. durum çekimlerini görünce Evet. aklıma gelen bir iki kişi var. Evet. Birisi Ne mutlu. sizsiniz yani. O yüzden çok güzel. Teşekkür ederim. Valla Kayseri'de, Kapadokya'da bir arkadaşınız, kardeşiniz var. Burada yayında olan bütün dostlara sesleniyorum. Lütfen bölgeyle ilgili yapabileceğim herhangi bir şey olursa dostlukla çekinmeden bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Diğer noktalardan da ulaşabilirsiniz. Az önce söyledim ya, biz hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemiyi birlikte daha güzel yüzdürmemiz gerekiyor. Bu anlamda bölgede yapabileceğim bir şey olursa, bir ihtiyacınız olursa lütfen bana ulaşın keyifle. Naçizane destek olmak isterim. Burada bir arkadaşınız, bir kardeşiniz var. Çok teşekkür ederiz. Bu Ben arada teşekkür ederim. Ümit İnanç, Tufan Avcı, Seda Nur Nakışçı, yeni bağış yapanlar, eklenenler listeye, Turizm Orman adına, Tuader adına ve tabii Evet, ki ne Nuri mutlu. Bey adına size teşekkürlerimizi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Aşağıdan bakıyorum gelen sorular. Hocam bu kadar görsel şölen görmek Evet. mutlu ediyordur illaki ama sizi duygulandıran yerlerde oluyor mu diyor Hilal Hanım. Tabii yani bu işi heyecanla yapmazsanız, heyecan duymazsanız bu iş olmaz. Yani dolayısıyla ben yeni bir konu, işte Tuz Gölü'nü gidip keşfettiğimde, oraya bir at götürdüğümde ya da bir balerin götürdüğümde çok duygulanıyorum. Diyorum ki evet, bu beni heyecanlandırdı. Ya da işte Beyşehir Gölü buz tutup gidip orada kayıkçılar buzu kırarken göle onlarla birlikte girdiğimde yeni bir şey keşfetmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum, duygulanıyorum. Beni heyecanlandırmayan bir konuyu da zaten misafirlerimi götürmüyorum. Çünkü ben orada mutlu olacağım, keyif alacağım, heyecanı yaşayacağım, hissedeceğim ki gelen misafirlere de bunu aktarabileyim. Bu anlamda evet, yani önce ben mutlu olacağım, heyecanlanacağım, sonrasında bu heyecanı gelen misafirlere yansıtacağım. Evet, çok teşekkür ederiz cevap için. Ben Aşağıdan teşekkür ederim. Gülşen bakıyorum. Hanım, hoş geldiniz. Harika bir yayın oldu. İbrahim Hocam ve Nuri Hocam, yüreğinize, enerjinize ve desteğinize Turizm Ormanı Proje Yönetim Ekibi olarak çok teşekkür ederiz diyor Biz Sedan Hocamız. teşekkür Çok ederiz. sağ Evet. olun. Çok kibar kendisi. Evet, Gülşen Hanım, Nuri Hocam selamlar, saygılar demiş. Gülşen Kalfa Saitoğlu. Bakıyorum. Evet, Soydemir Buğra'nın bir sorusu var Evet, müsaadenizle. Doğu'yu daha önce de sanki aynı Öyle mi? yatırımcı sormuştu. Evet. Doğu benim Hocam. için ruhum Doğu'da. Sam Asya'yı, Orta Asya'yı, daha doğuya gitmeyi, işte Türkiye'deysem Doğu Anadolu'ya gitmeyi tercih ediyorum. Gerçekten iklimi zor koşullar ama insanı bir o kadar mert insanlar, bir o kadar misafirperver insanlar. Onun için ben Anadolu'nun tabii ki her yeri çok keyifli. Batı Anadolu'ya gidiyorsunuz, bambaşka eğlenceli insanlar. Trakya'ya gidiyorsunuz öyle. Ama Doğu benim için her zaman çok büyülüdür yani. Orada gizemlidir. Doğu'yu çok severim. Öğrenciliğimde de dolaşma fırsatım olmuştu biraz böyle, hatta otostopla. Şimdi de fırsat buldukça Doğu'ya gitmeyi yeğlerim. Bu Anadolu'nun da doğusu, Asya'nın da gidebildiğimiz kadar doğusu. İnşallah güzel günlerde oraları tekrar ziyaret ederiz. Pandemiyi bir an önce atlatırız. Mezopotamya'nın ayrı bir ruhu var değil mi? Tabii ki kesin bambaşka Mezopotamya.
Büyüleyici. Kesinlikle katılıyorum ben de. O güneş doğudan doğar cümlesine de katılıyorum. Çünkü Adıyaman'da, Nemrut'ta gün Evet. batımını hemen de fotoğraflamak bence Evet. Anadolu'da yaşayan bir profesyonel için, bir profesyonel fotoğrafçı için de bir haz olsa Evet. gerek. Kesinlikle. Anadolu çok çok zengin. Yani başka hiçbir şey aramamıza gerek yok Anadolu'da. O kadar güzel hikayeler var ki. Siz neden keyif alıyorsanız, insan hikayesi diyorsanız, insan hikayesi. Kadınların yaptığı dövmelerdeki o hikayeler. İşte doğa diyorsanız doğa, manzara diyorsanız manzara, tarih diyorsanız tarih. Dolayısıyla her yerde müthiş konular var. Yeter ki siz hissetmek isteyin, yaşamak isteyin. Evet, tam Erkut Bey'i arıyordum. Yayını hala izliyor mu diye. Çünkü Evet. onun gerçekten 10 bin fidan maaşı bizi çok ama çok mutlu etti. Ve Erkut Bey, Erkut Korkmaz aşağıdan yazmış. Nuri Hocam yakın zamanda bir fotoğraf turu eğitimi var mı diyor. Artık yapmak farz oldu Erkut Bey. Sizin bu Değil jestinizden mi? sonra siz ne zaman isterseniz fotoğraf eğitimi ve turunu da birlikte yaparız. Yeter ki siz Kayseri'de olun. Bir gün beraber bir fotoğraf turuna çıkalım. Bu turun içerisinde de birlikte eğitimde yaparız. Keyifle. Şu an pandemiden dolayı biraz ara verdik. Bir yıldır yaklaşık programım yok. Ama güzel günlerde yaparız. Fakat Erkut Bey'e bizim de böyle naçizane bir sözümüz olsun. Ne zaman müsait olursanız çıkalım inşallah. Evet, Erkut Bey gerçekten çok zarif. Yani bu akşam bence kesinlikle bu yayının, bu programın adamı o oldu diyelim. Çünkü çok ciddi bir bağış. Biz Evet. kendisinden desteğini bekliyoruz. Keyifli. Sizler de böyle bir şey vesile olduğunuz için bugün yayına destek veren, bağış yapan herkese vesile olduğunuz için de ben Turizm Akademisyenleri Derneği adına ve bu muhteşem proje, Turizm Ormanı Projesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Ülke için teşekkür ederiz. Doğa için teşekkür ederiz. Bir sonraki kuşağa bir şeyler bırakmaya gayretiniz için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sosyal sorumluluklar gerçekten zor. Takip edilmek, size emek harcanması gerekiyor. Siz de böyle bir projenin içerisinde olduğunuz için, ön ayak olduğunuz için, vesile olduğunuz için ben şahsım adına ve güzel ülkem adına naçizane teşekkür ederim. Güzel şeyler yapmak gerekiyor bu dünyada. Onlardan en güzeli de bir ağaç dikmek. Sizin vesilenizle turizm ormanında bizim de bir ağacımızın olması mutluluk verici. Çok teşekkür ederim yayın Çok aldığınız için. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Biz ediyorum teşekkür Nuri ederiz. Hocam. Yine ilerleyen süreçte desteklerinizi bekliyoruz. Sosyal medya Keyifle. üzerinden de bu projeye Her zaman. desteklerinizi bekliyoruz. Erkut Bey, buradasınız Tabii ki. umarım. Gelirseniz de ben Nuri Hocamı bırakmam. Estağfurullah. Bugün Yok yok, de orada hiç sıkıntı yok. Evet. çok kıymetli desteğinizi bekliyoruz. Yayına katılan Teşekkür ederim. herkese tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu yayınlarımız devam edecek. Beklemede kalın ve turizm ormanını lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla. Bunlar görüşürüz. Kendinize Allah'a çok iyi bakın. ısmarladık dostlar. İyi akşamlar. Sağ olun katıldığınız için. Tamam Çok sağ olun. efendim.